Velhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Değerli kardeşlerim, bugün tevekkülden bahsetmeye çalışacağız. İnsanoğlu birçok yenilikle beraber hayatına kolaylığı da getirdi. Belki de tarih boyunca bu kadar lüks ve ferah içerisinde yaşamadığı kadar bu asırlarda kolaylıklar insanoğluyla beraber. Ama yine bir mutluluk yok. Bugün şunu öğreneceğiz. Biz birçok şeye bugün güven duyuyoruz. Güvenmek istiyoruz. Güven kaybı olduğunda ne aileler sağlam kalıyor ne de ruh sağlığımız. Peki güvenmemiz gereken ilk sırada ne olmalıydı? Biz nelere güvendik? Özgürlük. Çok konuşulan bir tabir. Değil mi efendim? Özgürlük. Özgürlük eşittir mutluluk muydu? Eğer öyleyse, o koca koca şehirlerdeki mutsuz insanları nasıl açıklayabilirsiniz? Özgür olmak mutluluk getirmeli mi ya da? Ya da mutluysam bu özgür olmamdan mı kaynaklanıyor? Yani aslında cevaplanması gereken çok sayıda soru var. Sürekli yaşanan şu teknolojik gelişmelerle, evet, bizi rahat ettiren bir hayatımız var artık. Peki giderek daha sinirli, daha doyumsuz, kaşları çatık, huzursuz bir dünya çıkıyorsa önümüze, burada bir yanlışlık yok mu? Son 100 yılda, 150 yılda yapılan öyle buluşlar, icatlar var ki, belki 5000 yılı unutturdu bize. Lakin yeni şeyler de kazandık olumsuz olarak. Faşizm kazandık. Kapitalizm, komünizmi kazandık. Teknoloji geldikten sonra güvenimizi farklı yerlere adapte ettik. Ve bunların zararlarını da iliğimize kadar hissettik. Yani teknoloji günden güne, evet, bize bir rahatlığı, birçok konuda kolaylığı sunarken yalnızlığımıza da yalnızlık ekledi. Haberimiz yok. Bugün hayatta hiçbir şey mutlu olmamızı garanti etmiyor oysa. İnsan nefsi ve doyumsuzluğu zaten bu yüzden bu problemleri beraberinde getirdi. Peki o zaman hazır tevekkülü, yani güveni inşa etmeyi konuşurken mutluluk neydi? Mutluluk aslında bulaşıcı bir şeydi ve paylaşılması gereken bir şeydi. Hiçbirimiz şu anda, herhangi birimiz de çevremizdeki mutsuzluklardan bağımsız değiliz. Sadece ben mutluysam değil, herkes mutlu olabiliyorsa ben mutlu olmalıyım. Evin içinde ağlayan, ağrıdan belki veya derdinden hüzne boğulmuş bir insan varken ben yan odada kahkahalarla gülebiliyorsam, bu normal standartlarda bir mutluluk örneği olamaz. Bugün insanlar artık mutlu insan taklidi yapmaktan yorulmuş haldeler. Bugün modern bir esirlik döneminin içindeyiz arkadaşlar. Bazıları kabul etse de etmese de. Sahte tebessümler, pozlar, sosyal medyada, ben mutluyum, problemim yok. Zengin değilsen bile zengin gibi görünmeliyim diye. Hep bir maske var. Hep bir sahtelik var. Mutsuz, özgür olmaktansa kelepçeli mutlu olmayı tercih etmek lazım. Mutluluğun en önemli kaynağı güven duymaktır. Ve bugünkü konumuz, değerli kardeşlerim, tevekküldür.
mutluluğun en önemli kaynağıdır bu. Neden? Bugün koca koca binaların içinde çelik kapılı binalar içerisinde yine kendimizi güvensiz hissediyorsak, hanımımızın, kocamızın her an bizi aldatacağı düşüncesi öyle veya böyle başımıza geliyorsa, yani aklımıza geliyorsa, ne olacak bu memleketin hali derken kendimizi mutsuz, ümitsiz hissediyorsak, orada gözyaşı var, burada çatışma var, burada terör var deyip de gelecekle ilgili 3 ay, 1 sene sonrasına dair mutsuz ve umutsuz oluyorsak, şunu çok iyi bilmemiz lazım. Bizim esas güvenmemiz gereken yere güvenmediğimizden kaynaklanıyor. Mutluluk eşittir. Az önce bahsettiğim etmenler, evliyken hayat arkadaşına, yaşadığın ülkeye veya çoluğunun çocuğunun iyi bir insan olabileceği ümidini taşımak ayrı bir mutluluk sebebidir. Olumsuzluklarla geleceği bezemek ve ruh sağlığını bu şekilde mahvetmek de insana özgüdür. Kardeşlerim, biz dünyada illaki bir başkasına muhtacız. 2 2 daha 4. Sen de ben de. Yemek yemeye muhtaç mıyız? Evet, yani yemek. Hava almaya muhtaç mıyız? Evet, yani hava. Atan bir kalbimiz, binlerce sistem içerisinde olan bu vücuda ihtiyacımız var mı? Evet. Hele hele, yeni doğmuş bir bebek düşünün. Bu bebek ne kadar korumasız. Onu emziren biri olmazsa, onun altını temizleyen birisi olmazsa, o çocuk kendi affedersin kusmuğunda boğulacaktır. Bu çocuğa yemek vermediğiniz zaman ağlıya ağlıya çatlayacak ve açlıktan ölecektir. Güneşin altında biraz fazla bırakırsanız, unutursanız, aracın içerisinde camları kapatıp kapıyı kilitler giderseniz, unutursanız çocuğu, ki basına yansıyan haberler var böyle, ölür. Çünkü insan acizdir. Herkesin ihtiyacı vardır bir şeylere. Beli bükülmüş dedenin de ihtiyacı vardır. Belki en ihtiyacı olduğu an o zamanlardır. İnsanın elden, ayaktan düştüğü zamanlardır. Yatalak, felçli bir teyzenin elbette etrafında ona bir bardak su getirecek, sıcak bir kap da olsa bir yemek ikram edecek, hizmet edecek birisine ihtiyacı vardır. Firavun kadar güçlü, Karun kadar zengin olsa da bir insan, zavallı, aciz bir ihtiyar içinde olsa bu kaide değişmez. Dağları icat ettiği makinalar ile delik deşik eden, tüneller inşa eden, yeri geldiği zaman koca koca dağları dümdüz eden, üzerine bir sürü gayrimenkul siteler inşa eden insanoğludur, ama bir yandan da gözle görünmeyen bir virüsün vesilesiyle evlere hapsolur, yoğun bakımlarda tedavi görür. Bu da insanoğludur. İnsan diğer yaratılmışlardan çok daha zayıftır kardeşlerim, çok daha korumasızdır. Lütfen düşünün, eliniz, ayağınız, deriniz, tırnaklarınız, her şeyden önce çıplak olarak yaratıldık. Hayvanlar bir kürkle, soğuk yerlerde yaşıyorlarsa, oradaki hayvanlara ona göre bir kürkle, bazen derilerini değiştiriyorlar, uygun bir şekilde. Şimdi, tırnaklar. Biz tırnaklarımızla toprağı ne yapamayız? Kazamayız. O veya bu şekilde tırnaklar kırılır.
ama bir kunduzun böyle değil. Derimiz çok ince. Efendim bir su aygırı gibi değil, hipopotam gibi değil, bir buçuk santimlik bir derimiz yok, fil gibi değil. Güneşte bıraksanız insanoğlunu, yarım saat, bir saat sonra hastalıklar baş göstermeye başlayacaktır. Ya beyin kanaması geçirecektir, ya derisi sıcaktan çatlayacaktır, soğuktan kuruyacaktır. Ellerimiz bizim narin. Nereyi tutup da koparabiliriz? Pençelerimiz yok ki. Ama diğer yaratılmışlarda, hayvanlarda böyle değil. Pençeleri güçlü, gözleri keskin, gece görüşü olan hayvanlar var. Baykuş misali, kulağı çok hassas hayvanlar var. Biz aciziz. Neden biliyor musunuz? Kulluk görevi bize verildiği için böyle yaratıldık. Çıplak doğduk. Anadan üryan derler ya, işte öyle dünyaya geldik. Giyinmeye ihtiyacımız var. Doğduğumuz ilk andan itibaren emzirilmeye ihtiyacımız var. Annemin şefkatine ihtiyacım var. Yani düşün, Firavun, haşa ben ilahım dedi, tapacaksınız bana dedi, biliyorsunuz. Karun o kadar zengindi ki etrafındaki askerleri onlarca deveye koyuyordu. Neyi? Altın ve mücevher dolu odaların anahtarlarını. Onlarca deve taşıyordu sadece o odaların tıka basa altınla veya değerli madenlerle dolu odalarının, hazinelerinin anahtarlarını. Peki ne oldu? Aynı zamanda da ibretlik bir şekilde, zayıf bir şekilde öldü. Kardeşlerim, eninde sonunda huzuruna çıkacağımız Allahu Teala, kendisine dayanmakla rahat edebileceğimiz tek güvenmemiz gereken güçtür. Aksi takdirde ne o verdiğimiz örnekler, lütfen aklınıza getirin, onlara dayanabilirsiniz, ne başınız ağrıdığı zaman ona dayanabilirsiniz. Onun yarattığı madenlerden, bitkilerden ve onun ilham ettiği o bitki ve madenleri, kimyevi mekanizmaları birleştiren, farmakolojide çalışanların, o ilacı üretenlerin vesilesiyle senin baş ağrın geçiyor. Yine geçiren o. Hayır, ben doktora gittim. Doktor geçirdi. Doktoru yaratan kim? O aklı veren kim? Her şey aynı yerde birleşiyor. Güvencen sadece Allah Celle Celaluhu olmalı. Bugün küçücük bir yastık olmadığı zaman ne kadar uykun olursa olsun, söyler misin, rahat edebiliyor musun? Yastık bulamadığın zaman kendi elini koyuyorsun ki biraz daha rahat edebil. Küçücük bir yastık olmadan uyuyamıyorsun. Küçücük bir efendim dişinde bir apse olduğu zaman ağrıdan uyuyamıyorsun, sabahı sabah ediyorsun. Azıcık bir ses geldiği zaman etraftan uykun dağılıyor. Benim güvencem Allahu Teala olmalı. Mevlana'nın dediği gibi, herkes bir şeylere güvenirken senin güvencen de Allah Celle Celaluhu olsun. Bugün gerçekten insanoğlu, belki de Adem Aleyhisselam'ın yaratıldığı günden beri bilemiyoruz, konfora en fazla sahip olduğu, imkanının en fazla olduğu bir zamanda yaşıyor. 2000'li veya 1980'li yıllardan sonrasını söylüyorum. Bu şu son 50 yılda, 100 yılda en imkanı bol olan nesil nefes alıp veriyor. Bir tuşa basıyorsunuz, istediğiniz ayağınıza geliyor. Dünyanın öbür ucundaki bütün olayları
paylaşıyorsunuz. Gecenin bilmem kaç saatinde, her taraf karanlıkken, gece görüşlü kameralarla, her yeri didik didik arayabiliyorsunuz. Robotlar üretiyoruz, robotları hizmetçimiz yapıyoruz. Şimdi ameliyatlar yapılıyor. Bugün öyle konforlu ve öyle imkanlı yüksek bir hayatımız var ki, bundan yüzyıllar önce yaşayan insanlarla bir gün bir araya gelseydik, ahirette bir araya gireceğiz elbette. O burada olsaydı ve konuşma imkanımız olsaydı, bugün bizim kullandığımız bu teknolojinin ilerlemesiyle rahatlamamıza vesile olan bunca araçları, robotları, navigasyonları, cep telefonlarını vesaire imkanları gösterseydik ne derlerdi bize? Bir gün geçirseydik rüya zannederlerdi. Bunların içinde bir farklı şeyler var derdi, korkarlardı bizden. Düşünün, kılıçlarınızla 5000 kişi bekliyorsunuz, mızraklar, oklar ve kılıçlarınız var. 5000 kişisiniz. Bugünden o zamana dedik ya, bir gitme imkanı olmuş olsaydı, zaman makinesi olmuş olsaydı, bir tane silah, otomatik tüfekle ve mermilerle 5000 kişinin ölümüne vesile olurdunuz. 500 metre ileriden kimse de yaklaşamazdı. Veya sevdiğine kavuşmak için 3 aylık bir yolculuğu göze alan bir insana deseydiniz ki, kardeşim uçak diye bir şey var, atlıyorsun gidiyorsun. Nasıl algılardı? Anlatmak istediğim, müthiş bir kolaylık var. Lakin biz bu kolaylığı nasıl elde ettik? Bugün petrolleri, yer altındaki o değerli madenleri, elmasları çıkarmak için adamlar dünyanın diğer ucuna binlerce, yüz binlerce asker gönderiyor. Sırf o petrolü, o elması alabilmek için suçsuz o Afrikalının kanına giriyor. Zenginliklerini ellerinden alıyorlar. Teknoloji böyle de ilerledi. Bugün tabletler, telefonlar, bilgisayarlar hayatımıza girdi. Birçok şey kolaylaştı. Ama bununla beraber sağlık sorunları da ilerledi. Bardaktan su boşalırcasına çoğaldı. İnsanlar hareketsizlikten dolayı televizyonun karşısında, cep telefonunun, oyunların karşısında obezite olmaya başladı. Şeker hastalıkları çoğaldı. Gözlüklü insanlar artık 15-16 yaşında gözlük kullanmaya başlıyorlar, görüyoruz. Radyasyondan dolayı nice hastalıklar çıktı. Hayatımıza birçok kolaylık getirdi, güvendik teknolojiye, evet, ama bize zararları faydasından çok daha fazla oldu. Hayat bu kadar kısayken kendimizi teknolojiye, sosyal medya hesaplarına neden bu kadar bağlanır hale geldik bilemiyorum. İnsan işte bunca geniş imkana rağmen, bu kadar kolaylaştırılmış bir hayatı varken, sizce neden mutsuz ve huzursuz? Neden bu kadar şikayet ediyor hayatında? İnsanoğlu şimdi ne kıyafetini beğeniyor, ne onu eskitiyor, gidiyor yenisini alıyor, ne evlendiği hanımına razı, onunla bir ömür geçirebiliyor, ne de aynı yemeği 3 gün üst üste yemeye razı oluyor. Artık hızlı yemekler var, fast food kültürü var. Zaten yemek yapan da azaldı. Bugün kadınıyla, erkeğiyle, inanan inanmayan ama aklı olan her insan günün birinde tekrar diriltilip cennet veya cehenneme atılacağını biliyor. Tabii inanmayanlar
Onlar da neye şu anda kanaat ediyorlar? Bir gün öleceklerine. Kimisi ahiret inancı yok, kimisinde bizler gibi Müslümanlarda ahiret inancı var. Ama hepimiz bir gün öleceğimizi biliyoruz. Ve Müslümanlar ya cennet ya cehennem olacağını biliyor sonunun. İşte insanın burada yaptığı en büyük hata bunu unutmak. Sadece bu. Cennet veya cehennemle bitecek olan bir hayat bizi bekliyor. Son daha doğrusu bizi bekliyor. Ama unuttuğumuz için neye güveneceğimizi şaşırıyoruz. Kime bel bağlayacağız, umut bağlayacağız? Bunu şaşırdığımız için bu haldeyiz. Korkularımız var. Ne dedik programımızın başında? Tevekkül eksikliği. Güvenmediğimiz için. Bu nasıl bir hayattır ki yavrumuz, kızımız, oğlumuz neyse, daha bu yaşta böyleyse, ilerleyen yaşlarda nasıl olacak diye korkuyoruz. La havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim. Ne hale düştük. Oysaki çocuklarımız daha kundaktayken ne kadar sevimliydi. Anne, baba demeye başladığında, ilk adımlarını atmaya çalıştığında ne kadar bizim canımız ciğerimizdi. Onlu yaşlardan sonra ilk cevap vermeler, oflamalar, puflamalardan sonra bir de baktık karşımızda kendisini 40-50 yaşında hisseden ve bir türlü doymayan bir gençlik. Çocuğun büyümesinden korkuyorsun artık. Hatta çocuklarla ilgili bir söyleşi geçtiği zaman, komşular birbiriyle konuştuğu zaman, bir daha çocuk mu? Aman 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 Allah korusun der hale geliyor. Veya evliliklerde öyle büyük sorunlar yaşanıyor ki, hayatım boyunca evlenmeyi düşünmüyorum diyor kadın ve erkek. Neden? Gelecek kaygımız ve güven problemimiz var. Korkularımız var. Maide suresinin 11. ayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Ey iman edenler! Allah'ın üzerinizdeki nimetini hatırlayın. Hani bir kavim size el uzatmaya yeltenmişti de, Allah onların ellerini sizden çekmişti. Allah'tan korkun. Müminler yalnız Allah'a tevekkül etsinler. Tevekkül, yani güven. Her şeyden önce güvenilecek zat Celle Celaluhu. Onun kudretini, onun yüceliğini bilmek. Her mümin bir işe niyet etti, bu iş için çabaladı, her türlü önlemini aldı, bu Allah'a tevekküldür. Böyle güzel ve Allah katında değerli olan hareketin, insan için hem bu dünyada hem de ahirette birçok faydası vardır. Allahu Teala'ya gereği gibi tevekkül eden, güvenen bir insan, zaten dünyada da diğer insanlardan huzurlu olacaktır. Başına gelen imtihanların nereden ve hangi sebeple geldiğini bilecektir. Ama bugün hanım ve koca arasında öyle bir güvensizlik var ki, birbirlerinin telefonunu gizli gizli takip eder hale geldiler, çaktırmadan. Kimle görüşüyor, kime yazıyor? Çünkü güvensiz. Çocuk babasına güvenmiyor, baba çocuğuna güvenmiyor. İş yerindeki müdür, işçilere güvenmiyor. Her tarafa kameralar koyuyor. İşçiler, maaşım verilecek mi, bu ay işten çıkacak mıyım, onun güvensizliği içerisinde. Şehirler arası yolculuklarda artık o kadar çok haberler görmüşüz ki, şu şoföre bir kez daha bakayım ya, acaba uyur mu, kaza yapar mıyız?
bu ay kiramı ödeyebilir miyim diye başlayan binlerce şey çünkü güvensizlik. Öyle düşünüyoruz ki ben bugün işimi kaybedersem ne yapacağım? Kenarda param da olsa ben kaç sene yaşayacağım? Şu an dünya ortalaması 77-74 arasında oynuyor. Hanımlarda biraz daha bu fazla oluyor. Peki 70 sene bana yetecek param da olsa kenarda? Soruyorum size, ben yine rahat edebilir miyim? Hiçbir şeyden korkmadan, rahat bir şekilde endişe etmeden hayatıma devam edebilir miyim? Hayır, edemiyorum. Sıkıntı bu. Bak, bugün işimi kaybetme korkusu yaşadım. Diyelim ki 500 bin lira da kenarda duruyor. 1 milyon lira kenarda duruyor. Bırak bana, benim evlatlarıma yetecek belki de, torunlarıma yetecek param da olsa endişe ediyorum. Delirecek gibi oluyorum. Hep bir tasamız var. Peki, şunu hiç denedik mi? Daha evvelki programlarda da paylaştığımız Allahu Teala'ya kaçmak prensibi. Belki ilk defa dinleyenler vardır. Şöyle kısaca özetlemeye çalışayım. Tevekkülü anlatırken çok yararlandığım bir mevzu, Allah'a kaçmak. Bugün güvendiğin dağlara kar yağabiliyor. Bu tabiri biliyorsunuz, büyüklerimizden gelmiş. Çok güvenmiştim, itimat etmiştim, bana şöyle bir yanlışı yaptı. Peki, ondan evvel Allah'a güven duyduk mu? Elimizden gelenleri yaptık mı? Mesela evlenmeden önce birini araştırmamız gerekiyor, birilerine sormamız gerekiyor. Sorabildiğimiz kadar sorduk mu? Sormadık. İstişare ettik mi? Etmedik. İş yeri açacağız. Kimle ortaklık yapıyoruz? Şunun oğlu. Tanıdığımız cemaatten birisi. Peki iyi araştırdın mı? Resmi olarak yapman gereken şeyleri edindin mi? Yazılar, şunlar bunlar. Noter aracılığıyla gibi. Yani önlemini aldın mı? Ya da evdesin. Kapıyı kapatarak mı yaptın? Ne bileyim. Girişte oturuyorsun, herhangi bir korkuluk, muhafaza falan bir şey yok. Pencereni açık mı yattın? Sen önlemini aldın mı? Biz önlemimizi aldığımız zaman tevekkül etmiş oluyoruz. Önlem almadan olmuyor bu. Ama önlem aldıktan sonra Allahu Teala, inşallah zaten beni koruyacaktır. Ha ben önlemimi aldıktan sonra başıma bir şey geliyorsa benim imtihanımdır dememiz lazım. Takdire rıza göstermemiz lazım. Şimdi bu konuda nasıl Allah'a kaçacağız? Madem evimden endişeliyim, eşimden bir şeyler olur mu endişesi var, gelecek kaygım var. Benim sığınmam lazım bir limana. Öyle bir liman olmalı ki bu, beni yarı yolda bırakacak bir şey olmamalı. Ne çocuğuma, ne hanımıma, kocama, ne işime, ne bankadaki hesabıma, hiçbir şeye benzememeli. İşte Allah Celle Celaluhu bizleri bekliyor kardeşlerim. Eşi ve benzeri olmayan, senin benim dünyada hepimizin işte bu ya, dünyada rahatlık budur dediğimiz, garanti budur dediğimiz her şeyi de yaratan odur. O garanti gibi gördüğümüz şeyleri bir depremle, bir afetle, bir kalp kriziyle garantisiz hale getiren, işte al sana garanti dedirten hayatın sahibi de Allahu Teala'dır. Allah'a nasıl kaçacağız Celle Celaluhu? Hiç derdiniz, sıkıntımız olduğunda bir gün bunları yaşayacak mıydım ya? Güvendiğim şu dağlara kar yağdı dediğimiz o anda evladınız size öf ya bıktım senden deyip de kalbiniz şöyle bir gümbür gümbür attığında üzüntüden aklımıza Kur'an-ı Kerim'i alıp Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim deyip şöyle bir sayfa, üç sayfa okuyup da ferahladığımız bir an oldu mu? Ben okumayı bilmiyorum, dilim dönmüyor. Evimizde anlayabileceğimiz hangi ayette neyin anlatıldığını bize
tercüme eden tefsir var mı? Al, koy ve oku. Arapçasını oku, okuyamıyorsan tefsir oku. Ama öğrenmeye de çalış. Allah'a kaçmaktır bu Celle Celaluhu. Sen Allahu Teala'nın kitabıyla rahatla. Allahu Teala ile konuşmuş olduğunu düşün. İçini ona dök. Veya imkanım yok, ellerin de mi yok? O dert ve imtihan seni ele geçirdiğinde, kabz halindeyken şöyle sessiz bir yerde, "Ya Rabbi, halim sana malum. Allah'ım, ben sana bir şey demesem bile benim başıma ne geldiğini, benim şu anda hangi durumda olduğumu, aklımdan geçenleri bilen sensin Allah'ım" deyip de çocukluğumuzdan beri bildiğimiz en azından bir Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber diyebildik mi? Sinirlendiğimiz, imtihan bize ağır geldiği zaman evimizin bir odasından bir odasına burnumuzdan soluyup da sağ solu tekmelemeden önce, nabzımızın onca hızlanmasını, elimizin uyuşmamızın, elimizin kolumuzun uyuşmasının daha doğrusu önüne geçmek için alınan ilaçların öncesinde, şöyle bir elimi yüzümü yıkayım demeden önce, bir dakika, işte benim çok iyi bildiğim imtihan için gönderilmemin sebeplerinden bir tanesini yaşıyorum ben şu anda. Bu da imtihanın bir parçası deyip, "Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi" diye secdelere kapandık mı o anlarımızda? Allahu Teala kendisine güvenmemizi istiyor. Zaten olması gereken bu. Güvendiğin bina oluyor, bina yıkılıyor. Güvendiğin ortağın oluyor, ya seni kandırıyor, ya da kandırmasa, çok dürüst bir ortak olsa da, o kazandıklarının hepsi ya torununa kalıyor ya hanımına kalıyor. Götüremiyorsun bir şey. Kardeşlerim, gerçek tevekkül Allahu Teala'nın senin hakkındaki emrine, yani takdir ettiğine rıza göstermendir. Seni kadın olarak yarattı, elhamdülillah. Seni erkek olarak yarattı, elhamdülillah. Erzurumlusun, Eskişehirlisin, Ankaralısın, Fransa'da dünyaya geldin, Almanya'dasın, Azerbaycan'dasın. Sen karışma, elhamdülillah. Müslümansın, tamam, yeter. Biz Allah Celle Celaluhu'na tam manasıyla güvenmeden, tevekkül etmeden, onun takdirine rıza göstermeden, vallahi bu dünyada mutlu da olamayız, huzurlu da olamayız, güven eksikliğimiz de olur ve Allahu Teala bize, "Ey kulum, benden başka güvendiklerine bak bakalım ne haldeler" diyeceği bir zaman da gelir. Bu nida duyulmuyor olsa da bunu anlatır bize Rabbimiz Celle Celaluhu. Bankadaki hesabına güvendin öyle mi? İri yarı olmana, gücüne güvendin öyle mi? Tanıdığının bürokraside veya şurada burada çok fazla meşhur insanları aracı koyarak işlerini yaptırıyordun. Hayatın boyunca kafan rahattı öyle mi? Her sene iki kez muayene ettiriyorsun, check-up yaptırıyorsun. Çünkü ölümden korkuyorsun. Milyonlarca liranı bilmem hangi sigorta ve gelecek yatırımıyla bezedin. Ama bana güvenmedin öyle mi deyip bir nefeste canın alınabiliyor. İnleye inleye gidebiliyorsun. Çünkü Allahu Teala Celle Celaluhu en fazla ilk sırada kendisine güvenilmesini istiyor. Olması gereken de bu. Allahu Teala senin için neye takdir ettiyse ona rıza göstermek. Neden Ayşe'ye bunu verdi? Bu bende niye yok? O kocasıyla mutlu, benim kocam niye böyle? Erkekler arasında da.
onun arabasına bak. Bu nasıl bir kader? Haşa! Benim kolum kesik. O adamın sapasağlam bir vücudu var. Ben yıllarca gecekonduda yaşadım. Bir ekmeği zor buldum. Ama adamlar bilmem nerede yaşıyor gibi bir basit hesaplarla Allahu Teala'yı haşa sümme haşa eleştirmeye çalışıyoruz. İşte tevekkülsüzlük bunu getiriyor. Aslında her müminin özelliğidir tevekkül. Tevekkülün başlangıcı, her müminin sıfatı, ortası teslim olmak, sonu işi Allah'a bırakmaktır. Tekrar ediyorum. Teslim olacağız, elimizden geleni yapacağız ama sonunu Allah'a bırakacağız. Üniversite sınavına hazırlandın. İşte buyur, bak koronavirüsünden dolayı istediğin kadar sınava çalış. Ertelendi, evlenecektin. Virüs sebebiyle o yasak, bu yasak şu anda. Bak, senin bir hesabın var dostum ama Allahu Teala'nın da bir hesabı var. Bugün planlar yapıyoruz. Siz de yapıyorsunuz, ben de yapıyorum. Ramazan-ı Şerif'te acaba bir camilere koşabilecek miyiz? Özledik camileri. Acaba şöyle akrabalarımızla bir iftarda olsa son zamanlara bir böyle bir rahatlık olur mu? Veya Kurban Bayramı'nda biraz daha böyle sıla-i rahim yapabileceğimiz, rahat rahat dolaşabileceğimiz, evlerden çıkabileceğimiz bir zaman olacak mı? Hepimiz bir ne yapıyoruz şu anda? Plan yapıyoruz. Bunlar olması gereken şeyler. Ayıp veya yasak şeyler değil. Hepimizin var planı ama Allahu Teala'nın da bir planı var. Acaba 10 gün sonra ölecek miyim? Bunu bilmiyorum. Zaten bu şekilde yaşam da olmaz. İnsan acaba yarım saat sonra ölecek miyim? Ne olacak bana? Falan diyerek de bu sefer hasta eder kendini. Yahu ne ölmesi canım, en az 50 senem var benim daha. Şöyle bir 70 yaşına geleyim, namaz kılmaya başlarım demek de o kadar yanlıştır. Kardeşlerim, tevekkül bu. Bütün çabayı gösterdin, sonrasını Allahu Teala'ya bıraktın. Ahzab suresinin bir ayetinde Rabbimiz Celle Celaluhu tam da bu konu ile alakalı, Hendek gazvesi ile alakalı bir örnek verecek. Gelin hep beraber dinleyelim. Müminler Hendek harbi için toplanıp gelmiş, düşmanı gördükleri zaman Allah'ın ve Resulünün bize vaat ettiği işte budur. Allah ve Resulü doğru söyledi dediler. Bu onların iman ve teslimiyetlerini arttırıp pekiştirdi. Ve Bakara suresi. Ey müminler! Yoksa siz, sizden önce yaşamış olan kavimlerin başına gelenler size gelmeden cennete gireceğinizi mi sandınız? Yoksulluk ve sıkıntı onlara öylesine dokundu ve onlar öylesine sarsıldılar ki, peygamber ve onunla birlikte iman edenler en sonunda Allah'ın yardımı nerede kaldı dediler. İşte o zaman onlara, bilesiniz Allah'ın yardımı çok yakın denildi. İki tane ayet paylaştık. Hendek Harbi buyuruldu ya, ne oldu orada? Hendek Harbi'nin hemen öncesinde öyle çalışmalar yaptılar ki, Müslümanların dirençlerini kırmaya yönelik, Medineli Müslümanlar, Kureyş ordusunun geldiğini gördüler. Allah Celle Celaluhu ve Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin zafer vaadini hatırladılar. Güvenleri yerine geldi. Sanki zaferi hepsi gözleriyle görmüşler gibi bir güvenleri geldi. Düşmanı karşıladılar. Ve gelen o ordu, kalabalık ordu, Müslümanların korkularını değil,
imanlarını, teslimiyetlerini, tevekküllerini görünce şaşırmışlardı. Peygamber Efendimiz aleyhisselam, önce zor anlar yaşanacağını ama sonuçta karşısındakilerin dağılıp gideceğini, zaferin müminlerin olacağını zaten müjdelemişti. Çünkü Allahu Teala böyle buyurmuştu. İşte müminlerin bu ilahi vaatlere olan güveni, gözleriyle gördükleri kendilerinden kat kat fazla olan düşman ordusundan daha keskindi. O yüzden korkmadılar, sarsılmadılar. Yine Ali İmran suresinde tam da konumuz ile alakalı bir örnek veriliyor. Bu sefer Bedri Sura'dan bir örnek var. Şöyle buyruluyor. Bazı münafık kişilerin Müslümanlara, "Düşmanlarını size hücum için hazırlandılar, aman onlardan sakının" demeleri, onların imanlarını bir kat daha arttırdı ve "Allah bize yeter, ne güzel vekildir o" dediler. Bunun üzerine onlara hiçbir zarar dokunmadan Allah'ın nimet ve ikramlarıyla döndüler. Böylece Allah'ın rızasına talip oldular. Allah büyük kerem sahibidir. Küçük Bedir gazvesi de denen anlamı zaten o. Bedri Sura'da hatırlayanlar vardır. Müşriklerle karşılaşmaya hazırlanan İslam askerlerine bazı münafıklar Kureyş yandaşlarının büyük bir güç oluşturduklarını söylemiş, kandırmaya çalışmışlardı. O zaman müşriklerin komutası Ebu Süfyan'a aitti. Ama bu haber müminlerin Allahu Teala'ya güvenlerini, zafere olan o inancını pekiştirdi, daha da kuvvetli hale getirdi. Allah bize yeter dedi, düşmanın sayısı önemli değil. Bu aklıma şunu getirdi. Alparslan olsa gerek, Allah rahmet eylesin, komutanları geliyor yanına. Efendim diyor, bizden tam 10 katı diyor, düşman geliyor. Onları dinlemiyormuş gibi Alparslan. O geliyor, şu kadar kalabalıklar, bu kadar kalabalıklar. En son iki ordu karşı karşıya diziliyor. Arada birkaç yüz metre var böyle. Hemen bir tanesi geliyor komutanlarından. Efendim diyor, kalabalığı görüyor musunuz? Ne diyor? Görüyorum ama onlar da bizi görüyorlar. Orada anlatmak istediği şu, 10 katı fazla olabilir. Allahu Teala seninle olduktan sonra, senin gayen Allah Celle Celaluhu rızası olduktan sonra, bu uğurda ölümün de senin için bir fayda, diri kalmanda bir fayda olduktan sonra, gerek yok, onlar da seni görüyorlar. Nasıl bir teslimiyet varmış değil mi? Efendim, işte öyle teslim oldular ki sahabe efendilerimiz, Allah'ın rızasını her şeyden önde tuttular. En küçük bir sıkıntıya düşmeden başarılı oldular bu sayede. Çünkü Allahu Teala, unutmayalım, kendisine güvenenlerin güvenini asla boşa çıkarmaz. Bu hepimiz için böyledir. Hepimiz yanılırız, yanılmışız da. Siz ne kadar İbrahim abi, sana çok güveniyoruz. Ben bir başkasına, abi veya abla, teyze neyse, sana çok güveniyorum desem de, yüzde olarak mutlaka, ya o da bir insandır, beşerdir, şaşardır, hata yapabilir diye düşünürüm. Yani çok güvendiğim bir insan ile alakalı bir haber gelse ve o haber doğru da olsa, şunu diyemem ki, vay be, ben onu hatasız zannetmiştim, o hatayı nasıl yapar? Adama derler ki, sen kafayı mı yedin, affedersin? Sen şirk ehlimisin.
Kim hatasızdır dünyada? Ha şöyle diyebilirsin, çok şaşırdım. Allah onu affetsin, hiç beklemezdim diye. Ama hatasız bir insan var mıdır? Olmadığı gibi peygamberlerin dışında olmayacaktır da. İşte Allahu Teala'ya tevekkül etmek böyle. Bir tereddütsüzlük olmayacak hayatımızda. Güven ve sığınma duygusu sadece insanlarda değil, hayvanlarda da var. Ama hayvanlardan çok büyük farklılıklarımız var. Bu çok önemli. Bir kedi yavrusu da öyle. Kendisini güvende hissetmesi gerekiyor. Annesine sığınıyor korktuğu zaman. Küçücük bir köpek de öyle, kuşlar da öyle. Ama onların herhangi bir sorumluluğu yok. Onlar kendi dilinde tesbih çekiyorlar. Evet, zikirleri var, biz anlayamıyoruz. Kedi geldiği zaman mau 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 bir şeyler diyor. Belki de o dilinde bir şeyler söylüyor. Biz bunları bilmiyoruz. Bilebildiğimiz kadarıyla bunları konuşuyoruz. Ama hayvanlardan ayrı bir durum var. Abi bizi cennet veya cehennem bekliyor. Güven duygusu, sığınma duygusu da bizim doğduğumuz andan ölene kadar bizi terk etmeyecek bir duygudur. Bu duygu hiç ölmeyene, yokluğu düşünülmeyecek olana ilk önce olmalıdır ki bir insanı güçlü, diri tutsun. İbrahim suresinde şöyle buyruluyor: Müminler Allah'a güvenip dayansınlar. Ali İmran suresinde de bir işe azmettiğinde artık Allah'a güven. Talak suresinde Allah'a güvenene Allah kafidir buyruluyor. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Kur'an-ı Kerim indiğinde kendisi hayatıyla bunu anlattı. Allahu Teala Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme asıl güveneceği yeri böyle gösterdi. Bu ayette müminleri sadece kendisine dayanmaya çağırdı. Tevekkül Allah'a yönelik olursa bir anlam ifade eder. Ama sadece ağzımızda olursa bu aldanmak olur. İslam dışında kalmış olan insanlar değişik varlıklara bel bağlayabilirler. Affedersin, bir öküze, bir heykele veya başka şeylere. Ama Müslümanlar sadece Allah'a bel bağlarlar. Zaten onlara yakışan da odur. Bugün eğer bizler Müslümanlar olarak ben Allah'a tevekkül ettim, her şey ondan geliyor dedikten sonra işten ayrılmamak için 50 takla atarak, mecbur yalan söylemem lazım, şu haramları işlemem lazım, yoksa paramı kazanamam diyorsa, o tevekkülde bir sorun var demektir. Allahu Teala'ya güvenmek başlı başına zaten hayatı garanti altına almaktır. Yoksa bazı sigortaları benimseyip, fiyat olarak araştırıp hangisi sana uygunsa, geleceğimi sigorta altına aldım, ipotek altına aldım demek bir Müslümana yakışmaz. Çünkü o sigortaların da seni kurtarma imkanı da yoktur. Bu ihtimal son derece düşük olduğu gibi hastane masraflarını karşılamak için belki tercih edersin ama o hastaneye gidecek bir saniyen dahi olmaz. Ve sen de o sigorta firmalarına şunu diyemezsin, akrabaların: biz o kadar sigortamızı yatırdık, başımıza da böyle bir şey geldi, verin bizim paramızı. Hayır, biz sizden bu parayı onun için almadık. Hani olursa ihtiyacın şu şu şartlar var. İmzalarken bu efendim anlaşmayı okusaydın kardeşim derler. Geçen geçti. Kardeş, imkanın varsa önlemini al, doktoruna git. Önleyici tedbirlerini al. İşte maske kullanman lazım. Kolonyayla ellerini sil. 20 saniyeden fazla ellerini yıka, tamam. Her şeyi yap. Kalabalık yerlere girme.
1,5-2 metre mesafeli ol. Çok güzel. Ama bunu yaptıktan sonra da şunu düşün. Bir hastalık geldi. Sakın isyan etme. Ben o kadar korunduğumda bu niye oldu? Ben arabayı çok iyi kullanıyorum. Emniyet kemerimi de taktım. Bütün kurallara uyuyorum. O adam geldi bana niye çarptı? Çocuğuna çok güzel bir şeyleri öğrettin. Kendi kendine yürümeye başlıyor. Çocuğun düştü. Ya benim çocuğum niye düştü? Niye o araç buna çarptı? Niye, nasıl, neden, niçin soruları Allah-u Teala'ya sorulamaz. Bizim aciz aklımızla bilemediğimiz daha neler var neler. Hasılı, arkadaşlar, tereddüt etmek. Mesela öyle miydi, böyle miydi? Arada kalmak güvensizliğin işaretidir, unutmayın. Ama bir mümin nasıl imanında tereddüt etmeden iman etmek zorundaysa, ne demek bu? İmanla tereddüt olmaz. Allah-u Teala'nın bir olduğuna inanıyorum ama işte haşa, öyle derken ama şöyle de olabilir. Bu doğru değil. İman tereddütlü olmaz. Size birisi gelse, sen Müslüman mısın? Ne kadar günahkar da olsan, ne kadar Allah-u Teala'nın sevmediği şeyleri yapsan da galiba, inşallah, bazı kelimeleri değil, elhamdülillah Müslümanım diyeceksin. Hatalarım var ayrı. Affedilirim inşallah bir gün. Layık bir kul olurum. Hatalarım var ama ben Müslümanım. Benim Rabbim var Celle Celaluhu. Nasıl bir Müslüman tereddütsüz iman etmek zorundaysa, bugünkü her işinde de yapacağını yapacaksın, önlemini al, gerisini Allah'a bırak. Ben evleneceğim ama evlendiğim zaman bizim komşu vardı. O komşu işte çok kavga ettiler falan. Evliliğimde kavga eder miyim? Sen etmemeye çalış, araştır, soruştur, konuş. Sonrasını zaten göreceksin. İstesen de istemesen de. Efendim, daha adamın çocuğu olmamış. Ben şimdi evleneceğim. Evlendikten sonra ya çocuğum benim terörist olursa? Sen rüyanda ne görüyorsan gör. Sabah zaten onun rüya olduğunu anlıyorsun. Ya annem babam ölürse, ya deprem olursa, ya şuradan bir virüs kaparsam. Sen önlemini al. Ama ölümün önlemini alamazsın. Anne babanın ya da senin kimin kimden önce gideceği belli değil. Ölümünü erkene veya geç alamazsın. Sen tevekkül et. Allah-u Teala kendisine güveneni başkasına muhtaç etmez. Ya Rabbi, ne olur bizi kimseye muhtaç etme senden başka. Senin huzurundan başka kimseye boynumuzu eğdirme. Dualarımızı kabul eyle. Allah ismi söylendiği zaman yüreğimiz titresin ya Rabbi. Ayetlerin okunduğu zaman imanlarımız pekişsin ya Rabbi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin o güzel yoluna bizleri dahil eyle. Evlatlarımızı hayırlı eyle. Tevekkülü tam anlamıyla bilen ve sana yönelenlerden eyle ve güvenilecek insanlar ile bizi karşılaştırsın. Rabbimiz Celle Celaluhu. Ona emanet olun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.